İmam el-Buhari, hadis müminlerinin emiri, sahih caminin sahibi, hadis alimlerinin üstadı. Ebu Abdullah Muhammed bin İsmail bin İbrahim el-Buhari. Hicri 1900 yılında dünyaya geldi. Küçük yaşta babasını kaybetti ve annesinin himayesinde büyüdü. Babası dindar bir insandı. Vefatından önce şöyle dedi, paramda haram dirhem ve zam bilmiyorum. Buhari küçükken kör olmuştu ve annesi Hazreti İbrahim'i sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında görmüş ve ona şöyle demiştir. Allah senin çok dualarınla oğlunun gözünü geri verdi. Onun doğruluğuna ve yücelmesine en büyük tesir ana babasının salihliği tesiriydi. Buhari'ye işleriniz nasıl başladı diye soruldu. El Buhari dedi ki kütabın içindeyken hadis ezberlemek bana ilham verdi. Kaç yaşındaydın? Dedi ki 10 yaşında veya daha az. İbadet ve takva ile ilgili ilimler topladı ve şöyle derdi. Umarım Allah benimle buluşur da beni kimsenin gıybetinden sorumlu tutmaz. El Buhari'nin en büyük eserlerinden biri El Camiul Sahih kitabıdır. Cenabı Hakk'ın kitabından sonra en sahih kitaptır. Millet ittifakla kabul etti. Buhari onu 16 yılda topladı ve ondan önce iki rekat namaz kılmadan hadis eklemezdi. Alimler El Buhari'ye liderliği ve majesteleri hakkında tanıklık ettiler. İmam Ahmet dedi ki Hüresan hiçbir zaman Muhammed bin İsmail gibisini çıkarmadı. İmam İbni Huzeyme dedi ki gökyüzünün örtüsü altında Muhammed İbni İsmail'den daha bilgili ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini ezberleyen görmedim. Onun sözleri arasından Allah ona rahmet eylesin Allah'ın kitabında ve sünnette olması dışında ihtiyaç duyulduğu hiçbir şeyi bilmiyorum. El-Buhari 256 Hicri yılında Ramazan Bayramı gecesinde vefat etmiştir. Allah ona rahmet eylesin ve İslam'a ve Müslümanlara yaptığı hizmetlerden dolayı kafa